Sedat Peker'le ilgili yeni gelişme. Uzun süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulduğu belirtilen Sedat Peker'in, Rize'de dağıttırdığı Ramazan kolileri için dava açıldı. Yardımları alan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Maşal Acı dahil 10 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Rize'de dağıttırdığı yardım kolileriyle ilgili dava açıldığı ortaya çıktı. Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Peker, şimdilerde yaşamını Birleşik Arap Emirlikleri'nde, dijital tecrit altında, sürdürüyor. Halk TV'den İsmail Saymaz, Peker'in iktidara destek verirken Rize'de rahatlıkla miting düzenlediğini, ancak yayınladığı videolardan sonra şehirde dağıttığı Ramazan kolilerinin, örgüte yardım, kapsamına sokulduğunu dile getirdi. Peker, bu yıl Ramazan ayına denk gelen 2 Nisan günü Rize'de yardım kolileri dağıttı. İstanbul'dan tırla gönderilen koliler Rize'de muhtarlara elden verildi. Yardım görüntüleri, Peker'in danışmanı Emre Olur tarafından Twitter'dan yayınlanınca Rize'de operasyon yapıldı, bilgisini veren gazeteci, şöyle devam etti. Bu yardımı organize eden Yılmaz G. ve Erkan S. görüntüleri çeken gazeteci Hüseyin Y., yardımları alan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ve Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya'nın aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Yılmaz G., Erkan S. ve Hüseyin Y.'ye suç örgütüne yardım gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kuzeytif.com muhabiri Hüseyin Y., haklı olarak soruyor, Peker'i bugüne kadar iktidar korudu. Peker Rize'de miting yaptı. Daha önce de çok kez yardım dağıttı. Şimdi mi yardımlar suç oldu? Doktor kontrolünde yüksek dozda ilaç kullanıyor. Gazeteci Acar Er, dün Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri paylaşırken, kendisine bir süredir dijital ve fiziki tecrit var, dolayısıyla Peker ile birebir iletişim kurulamıyor ancak, yakınları aracılığıyla bir değerlendirme alınabiliyor. Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin söz konusu tecridi nedeniyle çok öfkeli olduğu, hatta sinir ve strese bağlı tansiyon ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Bu yüzden doktor kontrolünde yüksek dozda ilaç aldığı belirtiliyor, demişti.